2020 Antalya Elmalı'dayız tekrar. Burada gene Mustafa Kaynağ'ın pancar tarlasındayız. Pancarlarımızda burada rekor gübre, yaprak gübresini uyguladık. Ve bir hafta gibi bir süre oldu. Daha önce geldiğimizde yonca tarlasını çekmiştik. Aynı sonuçları burada da görüyoruz. Şimdi kendisiyle burada bir gezeceğiz, röportaj yapacağız. Şöyle gösterelim bahçemizin konumunu. Şey olarak gördüğünüz üzere Elmalı'da pancar tarlasındayız. Evet, Mustafa Bey. Tekrardan hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Neler gördük? Şimdi 7 gün, aşağı yukarı 7 evet. gün bile olmadı ama. Cumartesiydi zannedersem. Evet. Bugün Perşembe 6. gün. 6-7 gün diyelim. Neler gördük? Pancarda nasıl bir değişim sağladık? Ne zaman dikildi? Pancarımız 20 Mart. 20 Mart 2020. Evet, dikim tarihli. Bir çeşidi var mı? Pancarın bir var, çeşidi var mı? Var. Esperanza cinsi. Esperanza. Evet, Esperanza cinsi. Bir hafta oldu yoncaya uyguladı ilk önce. Yonca'da farkı görünce pancarda denemeye karar verdim. Evet. Pancarda denedik. Fark gördüğünüz gibi renk tonu koyu. Bir anda patladı. Müthiş bir şey yani. Kaç dekar burası? Burası 12 dekar şu an. 12 dekar. Evet. 20 dekar da zaten yonca'da kullandınız. Evet. Kullandınız. Evet. Şimdi bir gösterelim şuradan kökleri, pancarın canlılığını. Nedir ne değildir? Bu şekilde. Şimdi bu sene bir de şöyle. Malum hava çok soğuk evet. geçen bir yıl. Evet. Şöyle gösterelim. Şimdi pancarın gelişi. Bu şekilde görülüyor. Canlılık. Gidelim şöyle. Gidelim abicim. İleri doğru. Şu an her yer eşit düzeyde. Dönüş sıra aradayız. Evet. Her yer eşit şu an. Standart bir aynı yonca'da olduğu gibi dalgalanma yok burada da. Ürün yani müthiş çalıştı. Dalgalanma olmadığı gibi pancar kendisi de gelişmeye başlamış. Tabii. Doğru mu? Hem köken olarak hem yaprak olarak. Şu an havalar da ciddi anlamda soğuk geçiyor. Bugün, tabii soğuk. Bugün biraz sıcak. Sıcak dediğimizde 16-17 derece. Evet, 18 maksimum. Evet. Şimdi burası atılan bir yer, bir tarla. Evet. Şöyle hemen yana dönelim. Yana dönelim. Geçelim oraya. Orada komşu bir üreticinin pancar tarlası. Şimdi burası. Burada şöyle duralım. Şimdi sıra iki sıra arası. Zaten arada set var. Sıramız var. Evet. Sınırımız var. Anımız var. Şu gösterelim. Bu taraf ekranda gösterdiğimiz atılan yer. Evet. Orası da atılmayan. Atılmayan. Evet. Geziyoruz. Gezelim. Buranın bir de dikim tarihi. Benden bir hafta önce olması lazım. Bir hafta önce. Evet. Şöyle kökenleri şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. Atılmayan yer burası. Şu şekilde. Evet. Atılmayan yer. Görüyorsunuz. Zaten tarlaya baktığımızda çoğu boşluk mevcut. Şöyle gidelim biraz daha. Yere doğru. Tabii. Bu tarafa doğru. Şu parça. Orası ayrı bir parça. Bakın şurası. Burası da atılmayan yer değil mi? Evet. Burası da atılmayan bir yer. Aynı görüyorsunuz. Bu çevre civardaki bütün pancarlar şu an durumları bu. Şöyle gösterelim abi. Yani hem şöyle kesmiş. Şöyle bir yürürseniz. Bayılmış. Şöyle bir gösterin. Gördüğünüz gibi burası şu an atılmayan bir yer. Atılmayan bölge. Şöyle görüyorsunuz. Atılmamış. Şimdi tekrar açılan atılan yere. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi atılan atılmayan net görülüyor. Hani şaka gibi geliyor değil mi size? Evet abicim. Yani bir mucize arasak herhalde bu kadar denk geliyorsunuz. Mucize desek olur bu. Burası da atılan yer. Atılan yer. Bir daha gösterelim. Üreticilerin görmesi amaçlı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Canlılık. Canlılık çok güzel. Çok güzel. Gelişim hızlandı. Pancar kök yapısı itibariyle. Hem yaprak bir hem kök. Toprak yapısından bahsedelim. Burası da bir biraz kumsaldır burası kumsal da. Kumsal bir yapı. Evet. Şey anlamında bölgede geçen hafta, ondan önceki hafta hava eksi derecelere düştü. Evet, düştü. Şu ansa gayet mükemmel. Mükemmel. Herhalde bu gidişata göre de yani şuraya gördüğünüz gibi atılmayan, atılan. Bu bölgedeki buranın adı nedir? Burası nohut anızları diye geçiyor. Nohut anızları diye geçiyor. Evet. Şöyle çevrede seralar da var. Evet, seralar da var. Üreticilerin görmesi anlamında. Şöyle gidelim biraz daha. Gidelim abi. Ben istiyorum ki tarlada her noktada, her yerde aynı olduğu görürsün. Her nokta, her yer aynı. Dalgalanma yok, yonca da olduğu gibi burada da.
böyle gelişimi şey anlamında. Ekim tarihini tekrar söyleyeyim. 20 Mart 2020. Evet. Esperanza cinsi. Evet. Tavsiye eder misin? Tabii. Herkese tavsiye ederim. Ben ikinci oluyor. İnsanlar diyecek ki hep aynı kişiyi çekiyor. Evet, reklam yapıyorlar sanacaklar ama reklam değil bu. Fark ortada. Atılan yere baktık. Atılmayan. Sizin çalıştığınız ilaççılarınız da gelip baktılar. Onlar evet. Da bir şok yaşadı herhalde. Tabii. Onlar da görmek istediler. Aynen. Görmek sizi istediler. Evet, sizi davet ettiler. Siz davet üzerine geldiniz zaten bugün. İkinci gelişimiz davet üzerine ama biz de Pancar'daki bu görüntüyü üreticilere taşımak istiyoruz. Bu şekilde gösteriyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Müthiş bir ürün. Şöyle. Yani hem yapraklar canlı, parlak. Pancarların kendisi de gelişmeye başladı. Evet. Hem kök hem yaprak gelişiyor. Müthiş. Şöyle baktığımızda atılmayan yer bir arka setin arkası böyle gösteriyor. Tavsiye eder misin Mustafa Bey? Zaten daha önce tabii. Tavsiyelerde bulundunuz. Tabii tabii. Bütün üreticilere tavsiye ediyorum ben bu ürünü. Burada pancarda en belirgin ne söyleyebiliriz? Bir haftalık gözlemde. Abicim yaprak koyu oldu, böyle canlı oldu gördüğünüz gibi. Atılan yeri gördük, atılmayan yeri gördük. Kök gelişimi, yaprak gelişimi aynı anda ilerliyor. Hani yaprağa gidip de kök zayıf kalmıyor yani. İkisi dengeli bir şekilde. Dengeli bir şekilde büyüyor. Evet. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Pancarla ilgili tarlanızı gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Buradan tüm pancar üreticilerine